Herkese merhaba, ben Mehveş Evin. Merhaba, ben de Ferdi. Ferdi Akarsu. Evet. Evet, Yeşil Dalga'da yine birlikteyiz. Tabii ki krizli konularımız çok ama bir krizimiz daha var ki çok konuşulan, o da enerji krizi. Yine savaş bağlantılı, yani yine Ukrayna savaşıyla bağlantılı olarak Rusya'nın gazı kesmesi, Avrupa'nın büyük ölçüde enerji ihtiyacını karşılayamaması gibi peş peşe böyle bütün aylardır birbiri ardına gelen haberler duyuyoruz ve hatta bizde şöyle oluyor Ferdi, bu kış Avrupa donacak, işte tir tir titriyorlar, bizim her şeyimiz var, onların yok falan gibi birazcık şey giriyor. Hatta bakan da geçenlerde uyardı, şey dedi, yani alay edilecek bir taraf yok ama bunu söylemek bile birazcık alaycılığa kaçıyor. Hani biz çok iyi durumdayız, evet, çünkü bizim gazımız falan geliyor, onlar düşünsün gibi bir hava da esiyor. Neyse, lafı uzatmayalım. Hakikaten bu kış alınan hazırlıklar, yani Avrupa ülkelerinden gelen örnekler, işte Fransa'dır, Almanya'dır vesaire, ciddi bir ihtiyacın, bir açığın olduğunu gösteriyor. Önce bunu bir tespit edelim. Nedir bu açık diye? Yani açık çok aslında baktığınız zaman enerjide hep olan bir açık ve büyük de bir açık. Savaşla beraber tam da senin söylediğin gibi gün ışığına çıktı. Aslında o açık hep vardı. 2-3 tane farklı konudan bakmak gerekiyor. Birincisi, diğer konularda olduğu gibi biz niyeyse her zaman yine bir gündem bekliyoruz. Halbuki enerji çok stratejik bir şey. Nasıl otoyollar, köprüler belli zamanlarda savaş durumlarında stratejiktir ülkeler için. Hani onu korumak gerekir. Şimdi enerji de artık günümüzde artan bir şekilde bu hale geldi. Ve böyle stratejik önemli bir konuda ülkelerin, yani Almanya'dan, Avrupa'dan bağımsız olarak kendi planlarını, programlarını ve bağımlılıklarını göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Özellikle de Türkiye gibi, Avrupa gibi enerjiye bir şekilde dışa bağımlı olan ülkelerseniz. Dışa bağımlı derken tabii ki kendileri, yani bu kaynak olmadığı için doğalgaz, evet, olsun. Doğalgaz da belki bir miktar olabilir ama özellikle doğalgaz bu Avrupa'nın krizinin bağlantısı. Bir de elektrik ona bağlı bir ona bağlı zaten. Bunu da belirtmek lazım. Zaten detaylarında da gireceğiz. Evet, sen devam et. Yani şöyle, enerji dendiği zaman aslında tam da güzel bir yerde durdun. İyi de oldu. Hep böyle şey diye düşünüyoruz biz. Hani böyle bir yegane, yekpare bir şey falan gibi. Ha. Sıkıntılardan büyüdü bu. Yekpare bir şey değil. Yani genel olarak biz evet enerji biliyoruz ki ısınmamız lazım. Doğalgaz, ışığı açmamız, telefonu şarj etmemiz lazım. Elektrik. Bu. Enerjiyi bu kadar bilip de... Budur abi, bitti. Tamam, yani program bitti, biz gidiyoruz. Duruma bu kadar yaklaşık böyle bir yakınsamayla baktığınız zaman sıkıntı oluyor, sorun oluyor. Aslında enerji dediğimiz şey, hani Einstein büyüğümüzün dediği gibi kütlesi olan her şey enerji. Şimdi bunu niye söyledim? Böyle bir artistik olsun da hani akademik bir şey söyleyeyim diye canım değil. Canım Einstein. Evet, canımız Einstein. Yani toprağı bol olsun. Seviyoruz kendisini. O bize hani bir formülü var, onun E eşittir MC kare. Aslında tam onu anlatır. Aslında şu anda önümüzde duran telefonlar, işte bilgisayarlar, her şey, masanız vesaire enerjinin bir formu. Dolayısıyla biz bütün dünyadaki varlıklara, hatta evrendeki, çünkü artık biliyorsunuz artık biz evreni falan araştırıyoruz, bir şeyler falan yapıyoruz, o da başka bir konu ama her biri birer enerji kaynağı ve o şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ama günceldeki soruna baktığımız zaman çok temel bir olay. Avrupa bir şekilde, ki biz de öyleyiz ama hadi Avrupa'dan konuşuluyor, gündem diye konuşalım, bize gelelim. Bir şekilde kendini özellikle doğalgaz üzerinden Rusya'ya olması gerekenden birazcık daha fazla bağımlı hale getirdi. Sadece doğalgazda değil, petrolde de ciddi bir şekilde Rusya'dan tedarik ediyor Avrupa'nın büyük bir kısmı. Özellikle Kuzey Avrupa, Almanya, işte hani birazcık Doğu Avrupa. İş böyle olunca bir savaş durumunda ya da stratejik bir karışıklık durumunda bu bir silah olarak ne yazık ki kullanıldı. Peki böyle mi olmalıydı? Peki Türkiye bunun neresinde? Belki bunu dinlemek lazım. Biz şu anda nispeten böyle bir mutluyuz ve bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın modunda gibi görünüyoruz ama çok büyük bir yanılgı. Biz ne yazık ki enerjiye Avrupa'dan çok daha fazla bir şekilde dışa bağımlıyız. Sadece Rusya'ya bağımlı değiliz. Aramızdaki fark o. İran'dan da tedarik ediyoruz. Azerbaycan'dan da bir şekilde tedarik ediyoruz. Kendimiz bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ama baktığınız zaman Türkiye'nin cari açığının önemli bir kısmının enerji ithalatından kaynaklandığı da bir gerçek. O yüzden bizimki birazcık böyle ne olduğunu anlayamadığımız bir mutluluk havası diyelim. Umarım mutlu olmaya devam ederiz. Kötüsünü görmeyiz ama hani öyle çok da işler bizde de yolunda değil, onu söyleyelim. Öyle. Bir de şöyle tabii şimdi bizde nispeten enerjiyi yani elektrik tüketiminden yola çıkarsak mesela satın aldığımız birimlere göre karşılaştırdığın zaman Avrupa'nın farklı kesimleri hakikaten yarı yarıya bile değil 1/3 kadar bir şey çıkıyor. Daha ucuz yani, hı hı, Türkiye'de bu anlamda. Ama tabii ki biz bizim ülkemiz yani biz döviz problemi, evet, kur problemi yaşıyoruz ve devamlı bu şey açıyor. Kimse euro ile dolarla yani bir takım insanlar kazanıyor olabilir tabii. Onların durumu farklı. Ben genelden bahsediyorum. Fakat bu arayı yani o anlamda bakarsam evet sanki bir sorunumuz yokmuş gibi gözüküyor ve işte Avrupa'daki bir takım tasarruf tedbirlerinin alınması. Mesela nedir? Almanya'da zaten sen de onu iyi bilirsin. Kışın öyle bizim gibi haldır haldır güldür güldür falan yakmazlar. Biz yakmaktan bahsederiz yani, bir de yakmak yani. 16 derecede falan tutulur, sabitlenir. Şimdi bu 2 derece daha düşürülecek mesela. Hani önlemlerden biri. Özellikle belli yerlerde, havuzlarda mesela ısıtma olmayacak falan gibi belli önlemleri var. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Hı. Konu oraya geliyor. Şimdi biz hep diyoruz belli yerlerde dünya bağımlı belli ülkelere. Tamam, ben bunu değiştirecek bir durum yok şu anda. Çünkü nereden baksanız kullandığımız, tüm dünya için söylüyorum, enerjinin %63'ü, 64'ü fosil yakıtlardan. Şimdi bu fosil yakıtlarda dünyada belli yerlerde. Bunu siz de biz de değiştiremeyiz şu anda. Fosil yani, yakıtları da bir açalım. Açalım yani, aslında bu petrol dediğimiz, doğalgaz dediğimiz yapıların hepsi bir şekilde çok dünyanın önceki çağlarında özellikle de bitki türlerinin çürümesiyle, toprak altında o enerjinin birikmesiyle oluşan bir yakıt türü. Biz onu bir zihni sinir, evet yani kömür olarak aynı şekilde kullanıyoruz. Oradaki birikmiş olan enerjiyi kullanıyoruz. Bunlara genelde fosil demenin mantığı da o. Çok eski çağlardaki biriken organik katmanlardan kaynaklı olarak o fosil kelimesini kullanıyoruz. Dolayısıyla şunu bilelim yani, Rusya'daki petrolü gidip Türkiye'ye aktarmak gibi şansınız yok doğal olarak. Rusya'da o petrol var yani, geçmiş olsun. Yani bununla ilgili bir çemkirmenin, kıskanmanın falan bir ne Türkiye'ye ne Avrupa'ya bir faydası yok. Doğalgaz belli yerlerde, petrol dünyada belli yerlerde vesaire. Bence burada Avrupa şu anda birazcık krizin tam göbeğinde olsa bile özellikle orta vadede çok güzel şeyler yapıyor, onu söyleyeyim. Ha, ben de onu tam sana soracağım. Çünkü bu enerji krizinin bu şekilde yani savaşla birlikte başka bir moda geçmesiyle, çünkü seninle de konuştuk yani ucuza işte Rusya'dan alalım, işte ne bileyim spot piyasadan falan doğal gaz bulalım. Ama hani bir yandan da tabii bu iklim değişikliği ve bu iklim zirvelerinde devamlı olarak her sene çıkan yeni bilimsel araştırmalar, modellemeler falan gösteriyordu ki hani zaten enerji üretiminde başka bir şeye geçilmesi lazım. Tabii. Şimdi burada bir sürü farklı şey var. Bunlardan belki hani yeşil dönüşüme birazcık girebiliriz. Çünkü insanlar şöyle diyorlardı. Ya arkadaş işte solar, işte güneş paneli, işte rüzgar bilmem nesi falan bir yere kadar yapabilirsin. Yani bununla bütün enerji ihtiyacını karşılayamazsın gibi bir tez vardı hep. Bir yandan da böyle bir geçiş başladı bazı ülkelerde. Onların örneklerini de veririz şimdi. Mesela işte Norveç %99 mesela şu anda yani. Yeni Zelanda %80 mesela yenilebilirde. Yenilebilir ama bak, evet, yenilebilirde de şöyle sorunlar çıkmıyor mu Ferdi? Onu da ayrıca konuşmamız lazım. Çıkıyor. Baraja gelelim hadi. Ya hadi. Baraja gelelim hadi. Su baraj bir dakika ben onu sana. Şurada kalalım istiyorsan. Yani Avrupa'da, Amerika'da yeni bir şey çıktı. Inflation Act falan filan. Belki onlara daha sonra zaman zaman değiniriz. Bizde de bir yeşil mutabakat eylemi ilan edildi. Evet. Dahil olduk Paris Antlaşması'na da. Paris Antlaşması'na, evet, dahil. Dolayısıyla Türkiye'de aslında ben de bu yeşil dönüşümü yapacağım. Yani enerji de güneş panelidir, rüzgardır, işte yenilebilir enerji, biyogazı falan filan koydular. Orada başka tartışmalar var, ona girmiyorum. Ama bu anlamda da pek adım atılmadı Türkiye'de. Yok yani mesela kömürü olan bağımlılık, kömür kullanımına olan bir talep ne yazık ki Türkiye'de hala o anlamda bir adım atılmadı ki. Yani bu fosil yakıt konusunda kömür en belalılardan biri. Yani sadece maliyeti, çıkartması çok zor, tehlikeli, işte o grizu patlamalarını falan hepimiz Zonguldak falan biliriz yani ülkemizde hep bildiğimiz acı hafızalar. Enerji kullanımı içinde hala büyük oranda doğalgaz ve kömür kullanılıyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu Avrupa'nın da en büyük dertlerinden biri. Özellikle Almanya falan çok uzun zaman önce bu kömür madenlerinin bazılarını kapatmıştı taahhütleri yine. Ama bir yandan da Polonya'da kömür güldür oradan da şey yapmıyor muydu? İhraç etmiyor muydu? Birazcık evet. İkircikli de durumlar var. Yani ona da değinmek lazım. Yani şuna bakmak lazım bence Mehveş. Bu yeşil dönüşüm falan çok güzel. Yani bu tür güzel kavramlar, sürdürülebilirlik, tatlı şeyler hani hepimizin de hoşuna gidiyor yani okşanıyor bir şekilde. Duyunca güzel oluyor ama bence asıl ilk başlanması gereken dönüşüm olayı tasarruf. Bak bunu hiç kimse konuşmuyor. Hepimiz bunu diyoruz konuşalım. Ki rüzgar mı olacak, güneş mi olacak, baraj mı olacak bir şey. Okey onlarda da bir şeyler yapacağız, konuşacağız ama öncelikle tasarrufla ilgili mesela hiç duydunuz mu Türkiye'de? Hala dünya kadar evlerde elektrikler falan o eski tip çok yakan. Tasarruflu olmayan. Mesela bir kampanya duydunuz mu dünyada bu şekilde? Anlatabiliyor muyum? Sonuçta LED diye bir teknoloji var artık. Çok daha az yakıyor. Yani vesaire. LED ampul takınca olmuyor mu hocam? Yani LED ampul takınca da evet. Sonuçta o da bir şeyler yakıyor ama o bizim eski tip floresandır. Hani dededen mededen gelen o Edison abinin bulup da ortaya çıkarttığı o alet edevata göre çok daha az. Yani burada zaten derdimiz şu. Kötünün iyisi ya da hani daha yeşili hep. Hiçbir zaman şunu bilelim, kendimizi kandırmayalım. En yeşil ve bu ideali, bu sonsuz olan bir şey yok. Yani LED de sonuçta günün sonunda elektrik kullanıyor. Bu elektrik de nasıl üretiliyor anlattık. %70'e yakını fosil. Yani orayı buraya kazıyoruz, petrol çıkarıyoruz, yakıyoruz. Havaya ayrı bir karbon çıkarıp iklimi mahvedip ondan sonra kasırga oldu diye, işte yazın çok sıcak geçti diye, sel oldu diye kendi kendimize bağırıp çağırıyoruz. Birilerinden aman Allah diyoruz. Bir şifa bekliyoruz. Aslında şifa bir oranda bizde. Onun oranını da söyleyeyim. Tamam. Bakın bunu hesaplamışlar. Avrupa için eğer gerçekten bu tasarrufları iyi yapabilirlerse %25 oranında ihtiyaçları olan elektriği %23 küsür ama %25'e yakın yani enerjiyi diyeyim genel olarak azaltabiliyorlar. Yani kullandıkları 4 birim enerjinin aslında bir tanesini sadece tasarrufla. Bakın Rusya'dan satın aldım, onu yaptım, gemiyle geldiği falan daha girmeden. Tasarrufu aç ama burada Ferdi. Çünkü burada birkaç tane şey var. Birincisi Türkiye'de hep bu kayıp kaçaktan bahsedilir. İletim hatlarındaki. Dünyada aslında da var. Dünyada yani, da var. O neden kaynaklanıyor ve ne kadarlık bir oran? Orayı bir tamam. Masaya yatıralım. Vallahi yatıralım. Tasarruf. Aslında en önemli kayıp kaçak kalemlerinden biri iletimde. Sonuçta bu iletilirken bir direnç bilirsiniz liseden hepimizin fizikte falan gördüğü o direnç katsayısı o kabloların falan dirençten kaynaklı bir kayıp kaçak var. Hiç bizim yani orada çok da fazla müdahale olabileceğimiz bir durum da yok yani o maddenin eşyanın tabiatıyla ilgili. Ama asıl dertlerden biri özellikle bizim gibi ülkelerde hani böyle gelişmekte olan ülkelerde kaçak kullanım. Yani kayıt altına alınamayan bir şekilde hani o böyle gecekondu bir şeyi vardır gözümüzde imajı böyle çengel atma denir. Böyle. Dolayısıyla bu eğer takip edemediğiniz bir haldeyse çok büyük oranda sıkıntı yaratıyor. Mesela o dirençten kaynaklı OECD'nin ortalaması %6'larda. Mesela bizde orada da altyapımız hala çok iyi olmadığı için %10'lara %11'lere varıyor. Yani düşünsenize 10 birim elektriğinizin sadece yani bir birimi tellerde havaya eski gidiyor. Havaya gidiyor. Hiç daha görünmüyor yani. Aktarılırken gidiyor. Kaçak daha da fazla. Mesela su için verin bu oranı anlarsınız. Hani bu altyapının sadece enerji ve su ayrılmadığını hani birazcık bütünsel politikayla bakmak. Neredeyse o %30'larda. Yani suyun kayıp kaçak yolda yok olma durumları. Buharlaşmadan tutun da işte kullanılmaz hale gelmesi kaçaklarına kadar. Yani düşünsenize 10 birim suyunuz var 3 birimi daha hiç evlere ulaşmadan yok olup gidiyor bir şekilde. Ve suyun bu kadar yani temiz sudan bahsediyorum yani içilebilir sudan bahsediyorum. Hassas ve değerli olduğu yerde. Dolayısıyla İlk aşamada bence konuşması gereken dünyanın gerçekten bu kayıp kaçak, bu tasarruf olayı. Zaten bakın ne diyorum, Avrupa'da bile, ki bizim ülkemizde çok daha fazla olduğu için o %25'ten çok daha fazla olacak. Avrupa'da bile %25 sadece tasarrufla enerjiye olan bağımlılık azaltılabiliyorsa, Türkiye'de bu oranı siz de düşünebilirsiniz daha fazla olduğunu otomatik olarak. Sonrasında ihtiyacımız olanı nasıl temin etmemiz gerekiyor? Birazcık da onu konuşalım. Rüzgar mı olsun, güneş mi olsun? Tabii nasıl bir nasıl diyeyim kombinasyon. Çünkü tek bir şeyle de olacak değil. Evet. Bu arada tabii ki bu yenilenebilir enerji yatırımıyla ilgili de biraz daha bizde kaynaklanıyor tabii bu. Bazılarına sorun oluyor. Yani bir takım şart şurt işte chat vesaire, onlara ünlü uymak, chat, uymamak, ünlü chatimiz. Taraftan devam edelim. Yani mesela bu iletim kısmına bir değindik. Ama tasarruf deyince mesela bu hani daha fazla enerjiyi, yani elde edilen enerjiyi tutabilmek adına neler yapılabilir mesela? Tamam. Vallahi yapılması gereken en önemli şey sistem kurmak. Bir onu söyleyeyim. Sistem herkes, hocam. Evet, niye söyleyeceğim şimdi bunu? Böyle herkes elbette benden şunu bekliyor muhtemelen. Ampulü LED yapın, şunu şöyle yapalım, buzdolabını A++ alalım. Mesela. Yapalım ama genelde enerji gibi böyle bütünsel yaklaşımlarda bir sistem, enerji sistemi kurduğunuzda zaten o adımlar onun arkasından geliyor. Bizdeki sıkıntılardan biri bir site için, bir ev için genelde bu sistem olmayışı. Çok daha yeni artık böyle bir enerji kimliği denen belediyeler de istemeye başladı. Binalardan vesaire isteniyor. Ki daha en başında bina yapılırken bu enerjiyi düşün. Çünkü zaten büyük bir oranında yanlış, hatalı mimari uygulamalar yüzünden enerji gidiyor. Yani örnek verin bir tane. Ev yapmayı hepimiz yapıyoruz. Yani Türkiye zaten atasporumuz yani. Öyle bir durum yani. Herhalde ailesinde bir müteahhit olmayan birini bulmam. Olmayan da anlar yani bu işler. Zor. Abi iki tane şey çakarız. Ama çok basit şeyler var Mehveş mesela. Şu cam bakın işte. Ondan sonra önüne gidip kalorifer peteği koyuyoruz. Şimdi cam dediğiniz şey oradan kışın soğuğu, yazında güneş enerjisini alır, sıcağı. Siz orada ya bir kalorifer peteği koyup zaten daha evin içine gelmeyen şeyi, sıcaklığı orada yok ediyorsunuz. Mesela en basit şeylerden biri klimayı aynı şekilde gidip camın önüne vesaire falan koyuyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi güneş buradan geliyor ya. Onun için söylüyorum. Sen klimayı oraya yerleştirdiğin zaman klima daha camın önündekini soğutuyor. Ancak sen burada otururken sana gelmiyor bile. Sen de o zaman köklüyorsun. Bana niye gelmiyor bu soğuk diye. Halbuki klimayı şuraya koysa, yani o camdan uzak bir yere koysa. Bu kadar basit bir şey diyorsun. Bu kadar basit. Yani evin cephesini güneşlenmeye, gölgelenmeye yönelik olarak tasarlıyor olsak, inanın bizim burada çalışmalarımız da vardı. ODTÜ'de, Teknokent'te birkaç şirket bununla ilgili uzmanlaşmıştı hatta yıllar önce. Yani hiçbir şeye gerek yok. Böyle bir eviniz var, binanız. Bu arkadaşlar geliyor diyor ki şunu şöyle yap, klimayı böyle koy, perdeliği şöyle yap vesaire diye de %20'ye yakın size hiçbir şey yaptırmadan evdekileri sağa sola döndürerek diyeyim, yani daha da basit indirip enerji tasarrufu sağlatıyorlar. Yani kaplamayı falan geçtim, izolasyonu vesaire, ki onunla da bayağı bir sağlanıyor. Dolayısıyla daha böyle şeyler. Binaların rengi bile. Tabii, değil mi? Yani ona göre koyu mu, açık renk mı, tabii nefes alabiliyor mu, kullandığınız örgüt işte şeye geliyor, mimariye geliyor yine. Yani siz gidip de bir ekolojik doğal yapı ürünleri kullandığınız zaman, hani bugün de moda gibi bir şey, taş ev yapıyoruz işte, hani köylü tipi diyoruz, güzel falan filan, mantık oradan birazcık geliyor. Yani onlar çok uzun yıllar önce bunu çözmüşler. Yani daha az nasıl ısıtırım, daha az nasıl bunları kullanırım. Yani iklimlendirme olayına çok bulaşmak istememişler, bulmuşlar çözümü. Biz ilginç bir şekilde onların bulduğunu unutup zihni sinir işlere girişmişiz şehirlerde falan. Şimdi çözmeye çalışıyoruz geriye dönüp. Beton. Tabii beton işi zaten, beton, inşaat vesaire ve bütün bunların bu iklim değişikliğiyle ilgisi ve aynı zamanda da nasıl daha sürdürülebilir bir hayat kurabiliriz. Bunları konuşacağız elbette. Enerji kısmından birazcık devam etmek istiyorum. Çünkü bu tasarruflar derken mesela şöyle şeyler de var. İşte toplu taşımada indirim yapıyor mesela. ne diyor? Yani Avrupa, galiba yine Almanya'ydı bu. Not almışım buraya. Yani millet arabasını kullanmasın da hani buna biraz teşvik edelim diye. Şimdi bizde tabii birazcık bu zor ama en azından birazcık indirim yapılabilir mi? Birazcık bu anlamda bir tasarrufa, bir şeye gidilebilir mi? Gerçi hani benzin tasarrufuna gidilebilir ancak. Ancak. Yani şunu önce bir prensip olarak söyleyelim. Toplu taşıma her zaman çok daha önemli ve güzel bir alternatif. Pür bir yeşil değil. Onun da sıkıntıları var. Detayları konuşuruz ama özel araba kullanmaya kıyasla şüphesiz çok daha iyi bir yöntem ve çok daha çağdaş ve medeni dünyanın da zaten bilip deneyimlediği, kullandığı bir yöntem. Yani bunun tartışacak bir tarafı yok. Bir şekilde belediyeler bunu tesis etmeli bizler için. Ya bu onların görevi. İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, fark etmez, New York'ta olsun. Sonuçta bu böyle bir gerçek. Bunu çünkü niye söylüyorum bunu? Hı hı. Belli ülkelerde, bizde de bazen ara ara böyle bir kişisel araç sahibi olma teşvik edilebiliyor. Konuyu oraya getireceğim. Kesinlikle kredi öyle. Teşvikleri olabiliyor vesaire, bildiğimiz yöntemler. Bunu yine yapalım. Sonuçta özel araba almak isteyen insanlar da olabilir ama bunu bir özendirecek şekilde politikalar üretiyor olmak sıkıntılı. Yani neyse ya ki olay bütün bunun üzerine kurulu son 20 senedir Ferdi. Şimdi ne diyorsun? Yollar, köprüler yaptık. Evet. Yani şu anlamında da söylemek istemiyorum tabii ki. Yani bazı altyapı şeylerinde gerçekten eksiklikler varsa tabii ki yapılır ve tabii hani ki ulaşımı daha kolay ama her şey bizde karayolu üzerine. Yani mesela demiryolu kısmı çok zayıf. Aslında burada başka şeyler var. Hani en başında Rusya hikayesine girdik ya. Ya bir şekilde bu enerjide belli ülkeler belli bir parsayı kapatmışlar diyelim. Şimdi diğer ülkeler de bunu görüp kendileri enerji açısından kendilerini çeşitlendirmeleri gerekiyor kaynaklarını. Yani yapacak bir şey yok. Türkiye bu saatten sonra toprak altından petrol bulup da onu yapamaz. Bulsa da kısıtlı bulur. O da belli oranda çıkar. Hani sonuçta petrolün Karadeniz'deki evet, gibi. Hikaye gibi. Nerede olduğu belli çünkü. Ama ne yapacak? Dünya ne yapacak? Türkiye ne yapacak? Elimizde artık teknolojinin getirdiği imkanlar var. Türkiye mesela güneşlenme oranı dünyadaki en önemli ülkelerden biri. Yani yılın belli zamanlarında özellikle belli bölgelerde iyi güneş alıyoruz. Rüzgar belli oranlarda güzel. Dalga kullanılabilir. Üç tarafımız böyle. Dolayısıyla hiç bunları konuşmadan, tasarrufu hiç konuşmadan gerçekten hani sadece işte bizde petrol yok, dışa bağımlıyız, ne yapalım o zaman? Bir çaresizliğini diyor mesela. İşte bakın nükleer de şu anda dünyada hala kullanıyor %25. Madem nükleer çözüm, niye bugüne kadar çözüm olmadı? Şu anda hala aktif olarak dünyada kullanılan enerjinin %25'e yakını nükleerden geliyor. Demek ki çözüm değilmiş. Evet. Değil mi? Yani çözüm olsaydı bizden çok daha önce bu teknolojiyi çözenler falan şu anda %100'ünü yapıyor olmaları lazım. Demek ki bir sıkıntı, bir sakatlık var ki %25'te kalmış. Bak orada ama hep şey denir. Nükleer konusuna da bir değinmiş oluyoruz böylelikle. İşte mesela Fransa örnek gösteriyor ya da Amerika, yani gelişmiş ülkeler bunu yapıyor. İşte Japonya, ama Japonya özellikle tabii Fukushima'dan sonra onlarınki çok daha farklı bir şeye evrildi mi, evrilmedi. Şu ülkeler bunları inşa ederlerken gelişmemişlerdi. Şimdi bunların hep yapıldığı tarihler 1940'lar, 50'ler. Zaten nükleer teknolojinin geliştiği tarih, bombadan hatırlarsınız. Belli zamanlar. O zaman öyle bir olay da yoktu. Gelişmiş ülkeler vesaire falan filan. Bunlar hep böyle 80 sonrası birazcık da ekonominin kapital haline, global bir hale geldiği zamanın terminolojisi. Dolayısıyla onlar onu yaptılar o zaman. Çünkü o zaman bilinen bir şeyde bulundu. Genius bir fikir gibiydi. Ama ne kadar genius olmadığını da sonradan gördük, deneyimledik. Ömrü de çok fazla değil. Gerçi pek çok enerji türü içinde söylenebilir. Evet. Ama yapılan, yani bizde mesela Rusya ile ortak işte Akkuyu nükleer santrali bitirilmek üzere, yani az kaldı ama tamamen Rusya'nın elinde. Yani kendi ülkemizde nükleer bomba varmış gibi geliyor bana. Neyse, yani ona da ayrıca nükleer İşte bu bağımlı olayı olmama olayını işte tam başında konuşmuştuk ya, birazcık onu yaptık gibi oldu. Yani nükleer şöyle bir durum var. Hani kişisel olarak görüşümü söylemeyeceğim. Genel bir bilimsel bakış açısını söyleyeceğim. Bilimde şöyle bir şey yok. Kategorik olarak yanlıştır, doğrudur bir şey yok. Bir iş vardır. Onu doğru şekilde yapıp doğru kitleye adil bir şekilde yayıyorsanız kullanabilirsiniz. Elbette onun daha iyisi her zaman vardır. Şimdi nükleere kategorik olarak vesaire diye bakılmıyor ama artık nükleerin tehlikesine gerek kalmayan sürülebilir yöntemler var. O yüzden şu anda nükleere gerek yok. Yani evet, nükleerin de şu anda füzyon denilen daha güvenli olan bir versiyon üzerinde uzun yıllardır çalışılıyor. Yatırımcıları var. O geldiği zaman belki nükleer yine o anlamda gündeme gelebilir. Ama bizim bildiğimiz konvansiyonel eski tip nükleer ne yazık ki sıkıntılı. Yani bu Rusya'da patladı, Japonya'da patladı, başka yerlerde küçük sızıntılar oldu ve evet, sonuçlarını gördük, hala etkilendi. Şu anda Karadeniz'de hala içilen çayın ne olduğu belli değil. İçiyoruz, ayrı hikaye. Dolayısıyla elimizde artık çözümler varken, yani şunun gibi Covid'in aşısı var niye olmuyorsun gibi. Şimdi nükleerin artık aşısı var. Yenilebilir enerji var, dalga var, tasarruf yapmamız gerekiyor. Bütün bunları yaptık da yetmedi de mi nükleere gidiyoruz? Derdim orada. Evet. Yani bir öğrenimi çaresizlik içine bütün dünya sokulmaya çalışılıyor. Halbuki çözümlerin çoğuna hiç dokunmadık bile. Yani oraya dokunsaydık da deseydik ya biz her şeyi doğru yaptık, yenilebilir, %10'luk açığımız kaldı. Mecburuz. Şu anda Avrupa onu yapıyor. Mecbur oldukları için belki kömüre belli oranda dönecekler ya da belli oranda nükleere tekrar geri dönecekler ama bu geçiş süreci. Evet, için mecbur oldukları için. Ondan biraz bahsedelim mi Ferdi? Yani... Aslında şöyle güzel de bir program açıkladılar. Bayağı halkın anlayabileceği şekilde, hani kim ne yapacak, nasıl yapacak, hükümet Avrupa 2 yıldır. Tabii tabii Avrupa Birliği olarak bir genel bir politika çünkü yapmaları ki çünkü fiyat orada öyle belirleniyor. Yani öyle bakmak lazım. Kısa vadede çok böyle akut, biraz önce senin de söylediğin belli tasarruf yöntemlerine gidecekler ama bu kışı eğer çok ağır bir kış geçirmezlerse, yani şöyle hava şartları sanıldığından çok daha fazla tahmin edilene soğuk falan olmazsa zaten depolarındaki yetiyor. Onu söylemek lazım. Yani öyle bir donacaklar. Bir hazırlık. Evet, aslında öyle. Önlem almak. Önlem almak. Yani hani böyle acil durum senaryosunu aslında işletiyorlar ki ne olur ne olmaz diye. Diğer özellikle orta vade programlarındaki en büyük hedefleri de şu, sadece Rusya'ya da değil, her ülke, Avrupa Birliği satına da düşünebilirsiniz, enerji ihtiyacını bir azaltmak, iki onu temin ettiği kaynakları çeşitlendirmek. Yani tek bir ülkeye, tek bir bölgeye istikbalini bağlamak gibi bir hataya bir daha düşmemeye çalışıyorlar. Bence doğrusunu da yapıyorlar. Tabii ki. Orta vadede, ama bu 2025 onların planına göre. Gerçekten o bağımlılığı normal, kontrol edilebilir seviyeye getirebilmek için. Kontrol edilebilir seviye dediğinde yani %100 değil tabii ki. Stratejik olarak, silah olarak kullanılmaması kadar. Şu anda kullanılıyor. Ne yazık ki. Yani şu anda bir silah olarak bir enerji. Evet, enerji kullanılıyor. Bir bayağı sopa gibi Rusya tarafından kullanılıyor. Onu sopa kadar kullanamayacağı, işte hani evet ne olur bu %10 olur, 20 olur. Evet, kesse bile %20'si gider. Benim zaten alternatifim var der, geçer giderdi. Onu bugüne kadar işletmedikleri için suçlular. Evet. Biz şu anda ülkemizde farkındalar, bence hesapta vermeliler. Biz ülkemizde peki bunun farkında mıyız olup bir de biz şu anda benim gördüğüm kadarıyla bize dokunmayan yılan şu anda 1000 yıl yaşasın, sıkıntı yok, mutluyuz biz bu kış diyoruz ama inanın bana hiçbir şekilde enerjiyle ilgili böyle bir çeşitlendirilmiş kaynak, böyle bir profil analizimiz doğru düzgün yok. İşte rüzgarda, güneşte belli yatırımlar yapılmaya, teşvik vermeye çalışılıyor ama yine büyük oranda dışa bağımlıyız. Ve tasarrufa yönelik neredeyse şey yani özellikle halkın tasarruf etmesine yönelik bir şey yok. Ya tasarruf sanki bir fakirlik şeyiymiş gibi algılanıyor Ferdi. Şöyle yani Türkiye'nin yani özellikle 2000'li yıllardan sonra ve AKP iktidarına denk geldi ama dünya konjonktürüyle de uyuşuyor. Bir büyüme, gerçekten dünyada para miktarı da fazlaydı. İşte Avrupa Birliği konusu vardı. Onlardan da yani onlar tamamen rafa kalktı. Böyle bir kendi kendimize hani bir oraya bir buraya gelin güvey olduk diyelim. Bir şeyler oluyor. Neyse. İnsanlar da ben şu yani politika da tabii bunu çok kullanıyor. Yani sanki tasarruf yapmak, şey yapmak ayıp bir şeymiş gibi. Fakirliğin, ezilmişliğin bir hıncı var gibi geliyor bana. Çünkü 80'lerde, 90'larda daha önceleri hatırlayanlar için de hani yokluk vardı. Evet. Ne bileyim elektrik kısıntıları oluyordu. Bambaşka bir tüketim kültürü var. Dolayısıyla politika yapıcılar için de hep daha büyüyelim, daha fazla harcayalım, o zaman biz zenginiz, yaşasın gibi bir mantık var. Ama bu mantık değil. Türkiye ilk G20'de değiliz artık. Evet. Öyleyse sonucu bu olmamalı değil mi? Yani bu yaklaşımın sonucunu orada 15'lere, 14'lere, 12'lere falan iniyor olmamız lazım. Madem öyle, ister istemez tüketim konusuna geleceğiz. Evet. O da şu, çok tüketildiği zaman çağdaş ya da gelişmiş olma durumu bence tamamıyla bir şey, safsata. Tüketim denilen şey psikolojik bir durum. Elbette ihtiyacı olduğu kadar tüketiyor olmak herkesin hakkı. Ama herkesin, bakın bu da önemli. Hı. Çünkü biz nedense hep o herkesin kısmını, bazıları biraz daha herkes gibi ya da ben gibi oluyor. Bir, buna atlıyoruz. Aynen. İki de şu, örnek veriyorum, 4 tane ayakkabım var, niye 14 tane yok kısmı bir gelişmişlik falan değil, tamamıyla şuursuzluk. Alkol kullandığınız zaman sigara gibi vesaire, sevdiğiniz bir şeyi, kahve gibi aynı hormonal aktiviteleri gösteriyor ve siz tüketim bağımlısı hale geliyorsunuz ve bu gelişmişiniz göstermiyor. Şunu söyleyeyim, oradan anlayalım. Dünyanın en bildiğiniz G8, G20 falan ülkelerinde bakın, Kuzey Avrupa vesaire, Kanada falan, baktığınız zaman enerjide neredeyse %100'lere yaklaşmak üzereler. Bunlar şimdi fakir, gelişmemiş oldukları için mi? Yani nükleer yapamıyor mu mesela Norveç, Kanada vesaire, daha fazla baraj yapamıyor mu? Bilmediklerinden mi? Değil. Ya da işte ne bileyim, JIP'in en alasını onlar mesela alıp para binemiyorlar mı? Düşünsenize, gayri safi milli hasılası en yüksek olan ülkelerden bahsediyoruz. Evet. Çok açık bir şekilde dünya kaynakları yok oluyor. Yani biz istediğimiz kadar teorisinde Fed'le, onunla, bununla, yani Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla bir şeyleri kurtarmaya çalıştığımızı düşünelim. Para basalım, bir şey yapalım falan. Kaynak belli. Dünya belli. Bunun ötesine geçemediğiniz zaman bir yerde tıkanıyorsunuz. Bence benim kişisel kanaatim, bu Rusya-Ukrayna savaşına dönüp dolaşıp geldiği yerlerden biri bu kaynak kıtlığı. %30'u Amerika tarafından değer üretiliyordu. Mal vesaire. Çin %14'e gördü. Hindistan yükseliyor. Rusya 90'lardan sonra, dağıldıktan sonraki bir ayağa kalktı ve bir kutup yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ve bu kutup oluşmaya başladığı zaman birazcık aslında neye bakıyor biliyor musunuz? Yine çok eski dürtüsel işlere gidiyoruz. Ham madde, kaynak, toprak. Evet. Bakın normalde dünya geliştiği vakitte topraktır, ham maddedir falan çok düşünmüyor. Aslında daha fikri, entelektüel, sanatsal şeyler üretmeye yönüne gider. Ne zaman ki böyle bir varlık, yokluk, savaş falan durumunda hemen o toprak, ne kadar Rusya'nın toprağı var, Ukrayna ne kadar, ona gidiyoruz. Sanki böyle back to the back oluyor. Doğru. Ve bir siyaset üretme aracı. Öyle. Öyle düşünün yani. Ben öyle bakıyorum. İyi günler gelecek gibi görünüyor ama bence biraz akıllı olmak lazım. Lazım ve birey olarak da çok şey yapmak lazım. Zaten biz birazcık da bu programı onun için yapıyoruz. Tam da bu meseleyi öyle bir özetledin ki Ferdi, kesemedim de. Çok da isabetliydi. Ama hakikaten bazı şeyleri detaylarıyla anlayabilmek, anlatabilmek lazım. İstiyorsan şimdilik bu kış donacak mıyız ya da kim donacak ya da bu kış donmazsak bir dahaki kış donar mıyız, donmaz mıyız? Bugün konuştuğumuz meseleler üzerinden, yani mesela atıyorum yarın öbür gün Rusya ile Türkiye'nin arasında bir anlaşmazlık olsa ne olur acaba diye düşünerek belki de dinleyicilere hoşça kalın ve başka bir Yeşil Dalga'da, Yeşil Dalga'da görüşmek üzere diyelim. Diyelim, ne diyoruz? Yeşil Dalga'yı yakalayın, dinleyin. Yeşil Dalga'yı yakalayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.